Herkese. Çünkü konumuz NAV 2016 versiyonunda iş akışı ve onay yönetimi konusu. Tam olarak nedir bu? Ondan biraz bahsediyorum orada. Daha önce kısıtlı olan, Navision versiyonlarında kısıtlı olan eski versiyonlarda sadece satın alma siparişi türü, fatura veya satış belgelerinde kullanılabilen onay yönetimi daha da kapsamlaştırılarak tüm modüler yapıya yaygınlaştırıldı. Nedir bu? Örneğin bir müşteri kredi limitinin artırılmanın onaya gidilmesi, herhangi bir yevmiye gününde girilen kayıtların dahi bir onay sürecine girildikten sonra deftere nakil işlemlerinin yapılabilmesi adına böyle bir iş akışı şablonlarıyla kurulumlar yapılabiliyor. Ve bu kurulum sonrasında da belirleyeceğiniz iş akışı onay kullanıcıları tarafından verilecek onaylar sonrasında nihai sonuçta post işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Böyle bir standart yapısı var. Dolayısıyla her modüler yapıdaki örneğin bir satın alma siparişini bir başka kişi onaylayabileceği gibi yevmiye günlüğü iş akışlarındaki onaylayıcı kullanıcılar farklı olabilir. Tüm modüler bazda bu yetkilerin tanımlanması ve ardından da bu onay sürecine dahil edilerek onaylanması, reddedilmesi. Henüz görüntüyü vermedim. Ön bir sesli bir ön bir giriş yapıyoruz. Birazdan ekranımı açıyor olacağım. Yine göremezseniz lütfen mesaj atın. Bir genel yapıyı bahsedelim. Mantığı nedir? Ne üzerinde yapılır ya da bu modül bize neyi sağları bir anlatıyor oluyorum. Bunun ardından da bu uygulamalarla beraber altyapıyı birazdan birkaç örnekle beraber nasıl uygulanıyor, nasıl yapılıyor? Bunların aktarımlarını size gösteriyor olacağız. Tabii bu şeyde birkaç teknik altyapı var. Bunun Nedim Bey size bahsediyor olacak. Örneğin SMTP bu maillerin gönderilmesi, çünkü her onay kısmında bir mail gönderimi ve mail üzerinden onaylanma bilgilendirme sistemleri var. Bu yapının yapılabilmesi için bir SMTP posta kurulumunun yapılması, bir de proje sırası dediğimiz bir kurulumun yapılması gerekiyor. Ben şimdi bir ekran paylaşımı yapacağım. Ekranı göremediğiniz takdirde ya da gördüğünüz takdirde de size bilgi verebilirseniz. Şu an paylaştık. Sanıyorum görebiliyorsunuz, değil mi? Ya da göremiyorsanız tekrar mesaj yazabilirseniz sevinirim. Görünüyor değil mi? Şimdi bu SMTP kurulumu ve proje sırasıyla ilgili Nedim Bey bize bir ön bilgi verdikten sonra teknik altyapısıyla alakalı olarak ardından uygulamalı sisteme geçiyor olacağız. Merhabalar. Şimdi böyle standartı da hali hazırda standart belgeler üzerinde gelen bir yapı ve bizim burada Workflow'un hizmetlerinden faydalanabilmemiz için örneğin olaylama mekanizmasında yerleşinde beyinlerin akması konusunda bir kere daha üzerinde SMTP tamamlanması gerekiyor. Başarılı bir şekilde test maili gönderilmesi gerekiyor. Bu beyin içerisinde, bu beyin içerisinde konusunda. SMTP tarafındaki halihazırda kullanmış olduğu bir SMTP sunucumuz var ve orada bu SMTP sunucusu üzerinden mail gönderimi sağlayabiliyoruz. Daha sonraki işlem ise aslında proje sırasında dediğim işin olması. Proje sırasında da bütün işlemleri dispatcher 1509 kod birimini tetikleyen bir proje sırasına bağlıyoruz. Bu da onaylama işleminde mail gönderimi sağlıyor. Her
bir dakikada bir çalışılan bir proje sırası aktif hale getiriyoruz ve her gün çalışacak şekilde proje sırası kategori kodunda e-posta bildirim diye zaten standartta gelen bir kategori kodu var. Bunu aktif ettikten sonra mail gönderimi başarılı sağlanıyor. Proje sırasının tetiklenmesi için ise DAO sunucusunda yer alan DAO Server'da nasıl aktif hale getirmemiz gerekiyor. Burada Davish'in canlı sistemdeki Davish'in bağlı olmuş olduğu DAO Administration Tool'da WC olduğu Server'da NAS gerintisinde bir kurulumları da aktif hale getirmesi lazım. Ve nasıl kurulumdan sonra servisi restart etmek gerekiyor. NAS servisini restart etmek gerekiyor. Bunun dışında NAS servisini aktif hale getirdiğiniz zaman zaten proje sırası işler hale gelecektir. Bir tarafta ayrıca bilgiler bu kadar. Özlem'e devrediyorum. Şimdi NAV'ın bize sunmuş olduğu bu NAV 2016'nın bir iş akışı yapısındaki bir menüsü var. Bu konuyla ilgili iş akışı kısımlarında hazır bize şablonlar veriyor. Nedir bu şablonlar? Finans yönetimiyle alakalı olabilir. Satın alma, satış pazarlama şeklinde teknolojiler yapıda şeyler var, tanımlamalar yapılabiliyor. Mesela şuradan bir bakalım iş şablonlarına. Finans modülüyle ilgili bu onay kurgusunu sağlayabiliyorum. Satın alma belgesiyle ilgili. Mesela finans kısmında YMİ defteri, onay iş akışı ve YMİ defteri toplu işlemleri dediğimiz şekilde ikiye ayrılıyor. Bir YMİ defteri içerisinde bir satırı onaya gönderebileceğim gibi o YMİ günün içerisindeki toplam tüm kayıtları da pardon, bir ses kalitesiyle ilgili sanıyorum bir sorun var. Tam bir problem var mı acaba sesle ilgili? Tekrar olursa yine bilgilendirirseniz seviniriz. Bu YMİ defteri onay iş sesin iyi oldu ama internet bağlantısı denildi ama bağlantıyla ilgili sorun. Ben tekrar devam edeyim. Tamamdır. YMİ defteri, onay iş akışı ve YMİ defteri toplu işlemleri dedik. Bunu nasıl şey yapabiliriz? Tabii her şirkete uygun olmayabiliyor ama bazı şirketlerde yani YMİ defterinde kayıt giren kişi normalde post etme yetisine de sahip olabiliyor. Ya da banka günlüklerinde ya da ödeme tahsilat günlüklerinde diyebilirim. Ama bazı firmalarca finans departmanı bu banka ve ödeme kayıtlarını girdikten sonra bir muhasebe tarafından kontrolü ve ardından onay sonrası deftere nakile izin verilmesi konusunda bir takım talepler var. Bu talepleri karşılayabilecek şey YMİ defteri onayı iş akışı. Satın alma faturasının onaya iş akışı olabilir. Siparişlerin iş akışlarıyla ilgili onaylar yapılabilir. Tekliflerle ilgili yapılabilir. Satış belgelerinde gidilebilir. Yine satış siparişleri ve faturalarıyla ilgili olarak. Müşteri onay iş akışı olabilir. Yani mesela müşteriyle ilgili bir kredi limiti değiştiğinde ya da kredi limitini aştığında bir onaya sunulabilir. Atıyorum bir limit verilmiştir 10 bin lira. Fakat yapılan fatura girişinde bu 10 bin liralık limiti aşıyor ise ardından onaya sokalım bu kaydı. Eğer ilgili kişi onaylar ise fatura kesmeye devam edebilsin şeklinde gidilebilir. Veya müşteri kredi limiti değişme onayı da olabilir. İşte 20 bin lira verilmiştir. Fakat 30 bin lira olması talep edilmiştir. Bu kart üzerinde değiştirilir ve onaya sunulur. Onaylanana kadar yine eski limit üzerinden devam edilir. Onay verildikten sonra yeni limit üzerinden artık işleme devam edilir şeklinde.
Şimdi bu yapılarla ilgili, bu iş akışları nasıl oluşturuluyor, onlarla ilgili bir bilgi verelim size örneklerle beraber. Burada hangi kayıt üzerine, burada sadece şeyler var dediğim gibi, bu ekrandan çıkıyorum. İş akışı geliyorum, şablonlardan çıktıktan sonra. İş akışları kısmında bizim daha önce yapmış olduğumuz onaylar, yani onay kurguları, bunlarla ilgili tanımlar var. Şimdi yeni bir tane mesela YMİ defterinden bir onay tanımı yapalım hep beraber. Nasıl bir onay tanımı olsun? Burada şablondan yeni iş akışı diyerek var olan bir az önce gösterdiğim şablonlar tanımından otomatik olarak kurguyu tasarlayabiliyorum. Şablondan yeni iş akışı dedikten sonra o demin girdiğimiz modüler yapıdaki şablonlar geliyor. Eğer ben satır satır bir onay verdireceksem o günlüğün içerisinde, yani şöyle düşünün, günlüğün içerisinde banka seçili olan kayıtlar için mutlaka onaya gitsin denilebilir. Veya tutarı şu olarak girildiyse ve bunun üzerindeyse onaya gitsin denilebilir. Veya toplu olarak bütün günlüğü ne girerse girsin içinde hiçbir şey önemli değil. Fatura olabilir, masraf ödemesi olabilir, bir tahsilat olabilir. Her türlü kayıt öncelikle bir onaya gidilsin. İlgili kişiler tarafından onaylandıktan sonra post edilmeye açık olsun denilebilir. Biz bu YMİ defteri toplu işlemler onay iş akışını kullanarak bir tane tanım yapalım. Tanım diyorum. Buraya adlarını değiştirebiliriz. YMİ örnek kurgu 1 diye bir tanım yaptım. Kategorimiz, bunlar da hazır geliyor buradaki kategoriler. Finansla mı ilgili, satın almayla mı ilgili, satışla mı ilgili. Bizimki finansla ilgili olduğu için otomatik olarak finans geldi. Altta da bir takım bir koşul olayı, şu şartla takip eden yanıt diye devam eden kurulumlarımız var. Nedir bunlar? YMİ defteri toplu onaylar, toplu işlemler için bir onay isteği koşulumuz olsun. Ama hangi şartla dediğinizde buraya filtreleri bu YMİ defteri toplu işlemi içerisinde filtrelendirilebilir. Şöyle değerlendirebiliriz. 10 kişi YMİ'ye girişi yapıyor ama 9'unda bu onayı isteme. Sadece bir kişinin, yani bir şablondan girilen kayıtlarda sadece bana onaya gelsin denilebiliyor. Şablon türü genel olan, günlük şablon adı, general olan dediğimde, yani general günlüğünden girilen her şey bizim karşımıza onaya sunulsun anlamına geldi. Filtrelerinizi çoğaltabilirsiniz. Yani banka ekstresi için denilebilir, defter anaki numara serisi denilebilir, şu numara serisinde olan her şey denilebilir gibi. Bizimki bu kadar olsun, bu yeterlidir. Şablon türü genel, günlük şablona adı muhasebeden girecek YMİ defterlerindeki general olan her şeyden girilen kayıtlar bir onaya tabi tutulsun diyoruz. Ardından bir kayıt kısıtlaması eklemesiyle bu onaylayan türü kimler olacak, kimlere gidecek ve kimlerin onayından geçmesi gerekir ki ardından biz bunları post aşamasına getirebilelim tanımları yapılıyor. Burada onaylayan türü onaylayan olabilir. Yani tek kişi bazında gidebilirsiniz veya bir iş akışı kullanıcı grupları tanımlayabilirsiniz. Örneğin satın alma onaylayıcı iş akışı kullanıcı grupları farklıdır. Satış için bu gruplarımız farklı olabilir. YMİ işlemler için farklı olabilir. Dolayısıyla bunların her biri için bir iş akışı kullanıcı grubu tanımlamak daha mantıklı olacaktır bu şekilde grupta gidilirse. Biz de yöntemimizi iş akışı kullanıcı grubu ile ilerletelim. Kullanıcı grubu kodunda daha önce yaptığımız bir takım tanımlamalar geldi. Eğer yeni bir tanımlama
yapacaksak yeni ile, var olanları bir görmek istiyorsak gelişmiş ile bunların üzerine gidelim. Mesela test grubu, eğer ben bu iş akışını test grubuna dahil edersem, önce Derya Salter tarafından imza onaylanacak. Ardından Deniz Balaban tarafından, bu dizi No. 1-2 onay sırasıdır. Bunun üzerinden Derya Salter onayını verdikten sonra Deniz Balaban'a bir onay bilgisi gidecek. Deniz Balaban onayladıktan sonra da artık ilgili kaydı giren kişi deftere naklet işlemini gerçekleştiriyor olacak. Buradaki kullanıcı adlarında da buradan beraber hem kurulumlarına gidelim. Gelişmiş dediğimiz bu ekranda onay kullanıcı kurulumu ekranına gidiyor oluyoruz. Bütün kullanıcı kimlikleri burada var olan listeyi düzenleyle sistemde girilmiş olan kullanıcılardan seçim yapılarak tanımlanan bir yapı. Ben mesela Özlem O olarak birazdan YMY'den kayıt giriyor olacağım. Benim onaylayanım Derya Salter olsun. Derya Salter'in onaylayanı Deniz Balaban olsun ve bunların karşılarını şu an biz eğitim süreci olduğumuz için kendi e-postamı koydum. Herkesin kendi e-postası buraya yazılıyor olacak. Bununla beraber her onay sürecinde kime gitmesi gerekirse bu onaylama sürecindeki kısım da dizi 1, 2, 3 diye bahsetmiştik az önce. Sırasıyla mailler giderek onay süreci başlamış oluyor olacak. Buraya tanımladığımız kısımlarda kullanıcıları da buraya bu gruba ekleyebiliyorum. Yani YMY günlüğü kullanıcı grubumuz Derya Salter ve Deniz Balaban'dan oluşuyor. Her girilen bu günlük kayıtlar her iki kişinin onayı geçmeden artık deftere nakledilemiyor olacak anlamına da geliyor. Bir de ilgili kullanıcılar üzerinde, kullanıcı kurumları üzerinde bildirim kurulumumuz var. Burada mutlaka bildirim tipinin tanımlanmış olması gerekiyor. Onay seçili olacak bu ekranda. Bildirim şablonu zaten hazır geliyor. Approval olarak seçilecek. Ve çizelgede anında dediğiniz anda siz bu onaya gönderdiğiniz, onay isteği gönderdiğiniz kayıtlar için otomatik olarak anında karşı tarafa bildirim gidecek anlamına da geliyor. Bu kurulumun da yapılmış olması bir ön koşul. Sonra geliyoruz. İş akışı kullanıcı grubumuzda bu tanımladığımız test grubunu seçtikten sonra tamam demeniz bu kurulum için, basit bir kurulum için yeterli olacaktır. Devreye girmesi için ise etkin hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi böyle bir uyarı geldi. YMY defteri toplu işlem üzerinden aynı kurguda yapmış olduğunuz bir çalışmanız daha var anlamına gelir. Başka bir benzersiz koşul verin der. Yani o da şu, general, genel olarak tanımladığınız başka bir tanım var. Gerçekten var mı, ona bir bakalım. Şöyle bir tanımım vardı benim. Bakın, etkin halde general ve genel olduğu için bir ikinci aynı koşulda tanımlama yapmama ve aynı grupla üzerinde, az önceki onaylayıcı grup üzerinde tanımladığım bir yetki bu da. Şuraya baktığımızda yine bu da test grup tarafından ve aynı koşul şartıyla tanımlanmış bir şeyi de yapmanıza artık izin de vermiyor sistem. Böyle de bir uyarı var. Biz bunun üzerinden de gidebiliriz. Hem onu gösterilen yeni bir şey nasıl tanımlanıyor onu devam edelim dedik ama artık bu etkin onay iş akışı üzerinden de ilerleyebiliriz. Bu onay işlemi tamamlandıktan sonra ve etkin hale getirildikten sonra eğer bir tanımda değişiklik yapacaksanız etkinleştirilmiş iş akışlarını değiştirilemez uyarısını alırsınız.
Değişiklik yapmadan önce mutlaka etkinliğini devre dışı bırakıyoruz. İlgili değişikliğimizi nerede yapacaksak tanımlıyoruz ve tekrar etkin hale getiriyoruz. Bu etkinlik sonrasında bütün kullanıcı onay kurulumunda ilgili kullanıcıların mail adreslerini ve onaylayıcı kişilerini yazdık. Bir iş akışı grubu tanıdık az önce, test grubu diye. Bu grup üzerinden bir örnek kayıt girelim YMY'den ve sistemin bize gösterdiği sonuçları hep birlikte görelim. Finans yönetimi YMY defterleri kısmından biz General'a vermiştik bu yetkiyi, yani onay akışının içerisine giriyorum. Bugün tarihli herhangi bir ödeme girişi yapalım. İşte 195 avansa bir rakam çıkıyor olalım. Kişi girdi, girdikten sonra bunu deftere nakletmek istediğinde sistem bu eylem için kullanamazsınız, kısıtlama dayatılmıştı diye bir açıklamayla geliyor. Yani burada bir onaylamayla ilgili bir kısıtlamamız var. Dolayısıyla bunu onay sürecine dahil etmelisiniz uyarısıdır. Kullanıcı bu yönde kaydetmesini engellemiş oldu. Bu işlemde nasıl ilerlenecek? Tamam dedikten sonra eylemlerde onay talebi gönder diyecek kullanıcılarımız. Biz günlük toplu işlem olarak yaptığımız için günlük toplu işlemi seçilerek bu girdiği kaydın onaylanması için ilgili kişilere bilgilendirme gönderiyor. Şimdi bizim kurgumuzda bu iş akışına tekrar dönecek olursak ilk kim onaylayacak ve ardından kim onaylayacak diye bir tekrar kontrol edelim. İlk Derya Salter onaylayacak, ardından Deniz Balaban onaylayacak. Bir mailimi kontrol etmek istiyorum. Henüz gelmedi. Bu arada nav tarafından tekrar bir devam edelim. Ben programa Derya Salter olarak giriyor olacağım. Bu az önce Nedim Bey'in bahsettiği proje sırası durmuş olabilir diyecektim ama şu anda mailimiz geldi. Şu anda bir tutarla ilgili bir sıfır gelme durumu var ama bu halledilemeyecek bir şey değil. Normalde tutarı da basıyor olması gerekiyor. Ve böyle bir ilgili kişiye, yani bu Derya Salter'e, şu an mail adresini kendim tanıdığım için bana geldi. General ve Cash günlüğünde onayımı bekleyen bir kayıt olduğuna dair bir bilgilendirme mail geldi. Kayıt görebilmek için linki seçip bağlanabilir. Direkt majin içerisine giriş yapılabilir. Ben Derya Salter olarak gireceğim için ayrı bir bağlantıyla girdim. Derya Salter şunu yapabilir direkt. YMY defterleri üzerinde bu ekrana girip onaylayı işaretleyerek tamamen bunu onaylayabilir veya bir başka yetki devriyle bir başka kişiye de devredebilir veya bu kaydı kontrol ettikten sonra böyle bir ödeme yapılmayacaksa reddedebilir. İkinci göreceği yer ise onay talep girişleri dediğimiz bir ekran var. Ekranda
Derya Salteri bekleyen açık durumundaki kayıtları görebiliyorum. Derya Salteri de şu an açık ve Deniz Balaban'a gideceği için ikinci düzide bunun için bir oluşturulduğu bilgisi var. Derya Salteri bunu onaylarsa eğer bu sefer Deniz Balaban açık duruma düşecek ve bu da onayladıktan sonra ben post edebiliyor olacağım. Dilerse Derya Salteri buradan da kayıda gidebilir. Ve bu kayıt üzerinden kontrol sonrasında onayla işlemiyle bunu onaya tabi tutabilir. Ben tekrar özlem kullanıcısıyla girdiğimde hala post edemiyor olmam lazım. Çünkü Deniz Balaban onayını da yapmasını beklemem gerekiyor. Kişi de günlüğün üzerinde kimin onayında kaldı, kimden onay beklediğini de görebiliyor kayıtlar üzerinde. Onu da görelim. Önce bir tekrar post etmeye çalışsın. Hala bir onaylama sürecinin devam ettiğine dair bir mesaj. Kayıt bulda onaylara bastığında Derya Salter tarafından onaylandığını ancak Deniz Balaban tarafından hala onayının beklediğine dair bilgi de buradan kullanıcı görebiliyor. Yani kimde bu onay takıldı, bunun sürecinde devam kontrolünde de buradan onaylara sağlamış olabilir. Şimdi Deniz Balaban olarak giriş yapacağım. Deniz Balaban'da onay girişlerine girdiğinde burada bir sürü var tabi. Hepsi kendisine ait ama en son gelen kaydında şu YMİ defterinin kişi tarafından onaylandığı fakat kendisine açık olduğu görünüyor. Tekrar buradan kayıda kontrol edecek. Onaylayabilir ya da dediğim gibi reddedebilir. Onaylama işlemini gerçekleştirdi. Şuradaki onaylara baktığınızda tamamen iki kişi tarafından da onaylandığını görebiliyorsunuz. Ardından diğer kullanıcı yani kayıt giren kullanıcı artık bu girişleri testlere nakledebiliyor olmalı. Bu arada şu soru gelebilir belki ilerleyen sizlere soru cevap kısmına geçtiğimizde ben bir şeyi onaya gönderdim fakat yanlışlıkla gönderdim ya da yanlış bir kaydı gönderdim. Bunu geri alabiliyor muyum? Belki bir sorusu da olabilir. Onu da göstereyim. Onaya gönderilen bir şey hala onaylanmadan onay isteği iptalini geri çekebiliriz. Şurada önce bir deftere nakli bir kontrol edelim. Ve evet dediğinde artık onay süreci tamamlandığı için bu kaydı da deftere nakledebilmiş olur. Bir kişi gönderdiği bir onay talebini, onay talebini iptal et seçeneğiyle talepten geri çekebilir onay talebini. Yani illa onaya gönderdim, onaylanacak, bu süreci beklemediğim durum söz konusu değil. Yanlışlıkla göndermiş olabilir. İptal etmesi gereken bir şey olabilir. Onay talebi iptal et süreci de devam edilir. Bu şeyle alakalı olan, YMİ günlüğüyle ilgili olan bir örnekti. Bunun dışında mesela bir satın alma siparişi girelim ve bununla ilgili onay sürecine katıyor olalım. Bir örneğimiz de oradan olsun. Burada yine şablondan yeni iş akışı oluştur diyerek satın alma belgeleri kısmında satın alma siparişi onay iş akışını seçip yeni bir iş akışı onayını buradan yürütebilirsiniz. Bizim halihazırda bu şekilde yaptığımız bir tane onay var. Mesela şurada da başlıklarını ve açıklamalarını eğer daha okunabilir ve anlaşılabilir yazabilirsek ne açıdan kullanılıyor da görebiliyoruz.
Şu an mesela içeride 3 ve 5 tane etkin iş akışı var. Bunlardan bir tanesi satın alma, sipariş, konuşma, onay iş akışı. Büyük 1000 dedi, bu tutarsal olarak algılıyorum. Yani 1000 liradan büyük ise bir onaya tabi tut. 1000-5000 arasında da bir onaya tabi tut kısmı var. Detaylarına bir bakıyorum. Satın alma belgesi için bir onay iste ve burada şartları belirliyoruz. Durumu açık, tutarı küçükten 1000 lira ise diye bir tanım veriyoruz. Ardından yine iş akışı kullanıcı grupları tanımlıyoruz. Burada benim yaptığım şöyle bir kodlama var. Biraz SAS büyük, bu da 2013 ama küçük olacak yolun kodu. Gelişmişten bir tanımına bakalım. Diyorum ki bu şeyden 0 ile 1000 lira arasında ise bunların arasında ise sadece Derya Salter'e bu konuyla ilgili bir onay süreci gidecek. Derya Salter'in onayından geçtikten sonra 1000 liradan küçük olan siparişler kişi tarafından deftere naklediliyor olabilecek. Bir örnek deneyelim. Ve tekrar ne yapıyorum? Bunu da etkin hale getirmek durumundayım. Bir satın alma siparişi giriyorum. Yeni diyerek. Biraz döviz ticarilerimiz var ama fark etmez. Geldim. Bir madde siparişi veriyorum. Bisiklet verelim. Bir adet. 1000 liradan küçük demiştik. Atıyorum 100 dolar olsun. İstatistiklerine bir bakıyor olalım. Evet, 351 liralık bir satın alma talebi var. Şimdi kullanıcı bunu serbest bırak dediğinde bu bir onaya tabi olduğu için onay işleminde de tamamlandığında serbest bırakılabilir. Dolayısıyla bu kullanıcının bunu bir onay sürecine dahil etmesi gerekiyor. Sipariş üzerindeyken onay isteği gönder seçeneğiyle bu talebini onaya gönderiyor. E-maillerimi kontrol etmek istiyorum. Bu da Deniz Balaban'ın onayını gerektirme durumuyla da bana düşmüştü. Az önceki işte birazdan satın alma siparişiyle ilgili bir onay mail geliyor olacak. Karayla demiştik birkaç saniye içerisinde tekrar düşüyor olacak. Yine kişi de buradan onaylar kısmına girip kimde onaylanması gerektiğine dair bilgi görebiliyor ve durumun açık olduğunu takip edebiliyor. Ne yapacağız? Derya Salter'e bu bildirim gittikten sonra geldi Derya Salter'e. 100 dolar karşılığında 351 liralık işte şu satıcıdan bir talebiniz vardır diye bir onay geldi. Derya Salter'de navişine girecek ya da içindeyse her neyse. Derse yine onay girişlerinden girebilir, sipariş üzerine girebilir, her türlü yerden ulaşımı söz konusu. Satın alma siparişi başlı açık olarak Derya Salter'de bekleyen bir iş akışı var. Kayıda gidebilir. Kaydını kontrol etti. Buna göre bir onay verecekse onaylıya basarak kaydı
serbest bırakıldı noktasına getirmiş oldu. Kullanıcı bundan sonra onaylandığı için kaydın belgesini artık irsal gezini gerekli sonrasında faturasını oluşturma işlemlerine onaylandı bilgisi de evet kullanıcıya dönüyor ama şu anda hepsinde benim mail adreslerim olduğu için bu kurguda tabii bir dönüşte sıkıntı yaşıyor olabilir. Sonrasında o kullanıcıya da onaylandığına dair, siparişiniz onaylandığına dair bilgi dönüşünde bulunuyor. Kaydımı onay bekleyenlerde onay bekleniyor statüsünü ele alıyor satış şey satın alma siparişle onaylanana kadar bu şekilde az önce kaydım buydu serbest bırakıldı bundan sonra defterindeki işlemlerimi gerçekleştirerek al faturalı artık süreç kimde devam ediyorsa bu işlem yapılarak kayıt altına alınmış olur. Hala onay beklenen varsa şu şekilde siparişin durumunda onay bekleniyor pozisyonunda da kalmış oluyor. Bu arada onay isteğini iptal et de diyebilir yine tekrar kullanıcı buradan. Yani böyle bir satın alma siparişinden vazgeçilmiş ise eğer onay isteğini iptal et diyerek işlemlerine devam edebiliyor. Şimdi kurgumuz, az önceki kurgumuz 1000 lira ve altındaydı. Eğer ben 1000 lira ve altındakini Derya'ya, 1000 lirayla 5000 lira, 1 lirayla 5000 lira arasındakini Deniz'e, Deniz Bey'in onaylamasını istiyor isem eğer bunun için ayrı bir kurgu yapmanız gerekiyor. Yani bir ayrı iş tanımı yapılması gerekecek. Gidelim tekrar. O kurgumuz da şu şekilde. Yine satın alma belgelerinde ikinci bir şablon tanımlıyorum. Buradaki şartım ise yine sipariş olsun, durumu açık olan siparişlerin tutarı 1000 lirayla 5000 lira arasında olanlar onaylanmayan taleplere hatırlatma yapılıyor mu ya da yapılabilir mi kısmına şu anda yok. Bir kere o talep şey gidiyor. O artık ya onay girişleri üzerinden kendisi görüyor olacak ya da kullanıcılar hala belgesi onaylanmadığını kayıt üzerinden görebiliyordu onaylarda kimle takıldığını. Ona direkt Navision üzerinden bildirim de yapabilir. Navision üzerinde biliyorsunuz sipariş üzerinden notlar da gerilip şu kişiye bildir opsiyonu var. Onayınızı bekliyor bu sipariş deyip Navision üzerinden bilgilendirme de yapılabilir. Ama sürekli bilgilendirme yok. Yani hatırlatma NAV tarafından devam etmiyor. Bu da 5000 liralık. Bir örneğimizde böyle girelim. Bunun da grubu yine iş akışında ayrı bir kodlamayla Deniz Balaban'a gitsin diyorum. Tabii bu şey olabilir. Deniz Balaban'a gitsin. O yaptıktan sonra Nedim Yamı'dan sonra Özlem'e gelsin. Özlem'den sonra Müge nihayetinde işte Ahmet'ten sonra artık bu ya da genel müdüre kadar çıksın. Belli bir tutardıktan sonra denilebilir. Burada sadece biraz daha hızlı olması açısından bir kişiyi tanımladık. Bu zincir uzatılabilir. Yine etkin olması önemli. Bir satın alma siparişi daha diyeceğim.
aynı üründen veriyorum. Bu sefer 10 tane olsun ve birim fiyatımız da 200 olsun. TL'miz de biraz geçti gerçi. Şu birim fiyatı 100 yazalım yine. Tutarımız 3500. Daha ben şöyle yapayım. Bu şekilde daha iyi olacak galiba. Evet, şu bizim için daha uygun oldu. Tutarda. Yine serbest bırak dediğinde kişi bunu görüyor ve ona isteğini gönderiyor. Bunu isteği gittikten sonra siparişin durumu onay bekliyor da kaldı. Hala onay bekliyor da kaldı. Uzun bir süre gitmiyorsa eğer buradan onaylara bakıp şu yorumları bildiriyor, bildiremiyor şeyden bakalım. Onaylara gittim. Bir şey göstereceğim de oradan az önce bahsettiğim şey. Şuradan notlara girip yeni bir not oluşturarak onayınızı bekliyorum deyip hedefte ilgili kişiyi Deniz Balaban'a bildir deyip kaydet dediğimde Deniz Balaban zaten Navision içerisindeki bildirimlerinde bu tetiklemeyi görüyor olacak. Bu kişinin evet, şimdi az önce kurgumuza göre doğru kişiye gitti mi? Biz Deniz Balaban'a gitmesini istemiştik. 1000 lira ve üzerinde, 1100 lira, 1000 lira ve 5000 lira arasında. Bu da doğal olarak yine kurgumuz doğru ki Deniz Balaban'a gönderdim bunu. Deniz Balaban'a da böyle bir mail geldi. Girdik. Buna yine yapıyor olacak süreç. Aynen. Ya belge üzerinden veya onay girişlerinden kendisine ait olan bizim aşağıda vademin onayınızı bekleyen kayıt bölümünüzü uzatmış kayda girip burada zaten yetkisi olan kişiye yani onaylama yetkisi olan kişiye sadece onayla alanı açık geliyor. Diğerlerinde böyle bir bilgi yok. Onayladıktan sonra durumu serbest bırakın diye çevrildi. Bundan sonra sistem düz bir şekilde ilerleyebilir. Bu satışta da kullanılabiliyor yine aynı şekilde. Bu ve buna benzer şeyler çoğaltılabilir. Yani mesela şöyle talepler de gelebiliyor bu konuyla ilgili. İşte şu personele yapılan ödemelerde şu kişiye gitsin bu kayıtlarımız. Bu yeni günlükten masraf ödemelerinden bahsediyorum. İşte Nedim'in yaptığı masrafları, ona girilen kayıtların mahzeliğe girişi için yöneticisine onaylayabilirsin. Önce bir o görsün kayıtları onayladıktan sonra bunu post edebilirim, masraf ödemeleri şeklinde. Böyle kurgular yapılabilir. Çok pardon. Bunun için birden fazla iş akışı, birden fazla da kullanıcı grubu tanımlayacaksınız. Bunun üzerinde iş akış tanımları üzerinde yapılabilir. İş akış tanımlarına tekrar dönelim.
mesela şurada bir müşteri onay iş akışı etkin olan bir tanımız da var. Az önce söylemiştim, kredi limitiyle ilgili bir onaya gönderilebilir. Ama kredi limiti iki türlü gönderilebiliyor. Eğer kişi satış cari kartında verdiğiniz limiti aşarsa, aştığı durumda onaya gönder. Buna ilgili kişi onay verirse sen satışa devam et diyebiliriz. Ya da sadece kart üzerindeki bir değişikliği, yani kredi limiti değişikliğini gönderebilirsiniz. O gönderim onaya tabi olana kadar eski limitten devam ediyor olacak. Onaylandıktan sonra tekrardan yeni limitlerden devam ediyor olacak anlamına geliyor. Şimdi şu testimize bir girelim. Müşteri iş akışı onayı. Burada da yine bir müşterinin onayı istediğimiz, yani müşteri kartıyla ilgili yaptığımız bir koşulumuz var. Bu koşulumuz hangi şartta? Kredi limiti büyük 10.000 lira şartıyla bir kısıtlama ekleyerek onaya gönderiyoruz. Yine onaylayan da test grubunu vermişim. Yine gelişmişe baktığınızda tekrar Derya Saatler'e bir onay gidecek. Ardından Deniz Balaban'a gidecek. Bunun için bir müşteri kartında az önce girdiğimiz müşteri kartına girelim. Bunun bir kredi limitini belirtelim. Şöyle bir kart müşteriye girecektim. Müşteriye girmiştim zaten. Geliyorum bu müşteriye. Kredi limiti. Lira verelim. Ve bunu aşacak bir satış hareketi işlemi yapmaya çalışalım. Evet, 5.000 lira bir limit verdim ve tamam diyorum. Tekrar bir kontrole gireyim çünkü ikinci bir tanımız oluyor. Evet, 5.000 lira. Ve buna bir satış yapalım. Zaten bakiyesi şu anda 27.000 lira. Ben 5.000 lira bir limit sonradan belirliyorum. Benim onay akışına doğal olarak giriyor olacak yapacağım satış. Bir satış yapalım. Bir fatura kesmeye çalışıyorum işiyle ilgili. Önce bir uyarı veriyor. Bu normal zaten şu an kullandığınız standart navijinlerin hepsinde de mevcut. Ama devam edebiliyorum biliyorsunuz uyarıya göre. GM'den çıkış yapacağım. Tekrar kredi limitinin aşıldığına dair bir uyarı. Ayrıca belge numaralarımızda girelim. Ben bunu deftere nakletmeye çalışıyorum. Ve gayet deftere nakledebildik. Sanıyorum bir kurguda bir şeyimiz olabilir. Etkin hale getirmemiş olabiliriz. Onu kontrol edelim. Pardon, bu kartındaki biz tutarda değil de müşterinin kartındaki limit 10.000'den büyük ise bir tanım yapmışız. Şunu tekrar hemen yeniliyorum. Bir de şöyle deneyelim tekrar.
dakikanızı alacağım. Sadece bir kontrol yapmam lazım. Kusura bakmayın. Cümleler yaptığınız bir tanımda da bir onay isteğine uygun bir tanımınız yoksa onay isteği gönderdi. Bu kayıt elinden onay çekiş tarafından desteklenmiyor noktasında bir bilgi geldi. Açıkçası yapabilmiştim. Bir de bir tarafına gidelim. O burada bana şu kredi limiti bunun üzerindeki kısma mezunatı istiyorum. Şimdi bir müşteri kartına girip kredi limitini 0 liradan 15 bin lira yazdığında müşteri kredi limiti değişimini onaya gönderildiğine dair bir bilgilendirme geldi. Kişi tamama bastığı anda tekrar girelim. Bu tekrar bir onay isteği gönderelim. Onay talebi gönderilmiştir. Oldu. Bu kayıt buradaki onaylara baktığımızda az önce verdiğimiz Deniz Balaban ve ardından Derya Salter tarafından onaylayacağına dair. Bu arada bu
bunu yapamıyor olmamızın nedeni deniz balabandan giriyor olmamız olabilir. Kullanıcı adımız, az önceki kurgumuzda neden yapamadığınıza dair zaten deniz balaban bir onaylayıcı kişi. Dolayısıyla o deminki kurgumuza girmedi. Ben tekrar kendi kullanıcı adımına bir daha gireyim. Sonra orada bir daha geçiş olunca kullanıcı adları kısmına atlamışız. Önceki müşteri kredi limiti girişinde Deniz'in girdiği bir şeyde Derya Santer imza atacak şekilde bir akış gördük. Bir bakalım tekrar. Şunu bir kez daha deneyeceğim. Tekrardan bir satış faturası kesmeyi deniyorum hocam. Bu sanırım kurguda bir atadığımız bir oldu. Önceki iş akışı onayında kredi limitini onaya gönderdim. Onlarına bir bakalım tekrar Deniz Balaban'a girdiği şurada açık olan kaydı görebiliyorum. Liranın ona isteği Deniz Balaban'da olduğunu görüyoruz. Deniz Balaban olarak hala açık olduğunu ekranda görüyorum. Tekrar bir daha Deniz Balaban olarak girip kayıda ulaşıp gerekli limit bu arada soru cevapları almaya başladığımızda az önce yapamadığımız yani limit aşımı olmasına rağmen fatura kesebiliyorum. Bunu engelleme durumu da var. Bir kontrolleri hemen yapıyoruz. Oradan sonra da göstermek istedim. Yüzden fazla, çok fazla kurgu yaptık. Belki onun üzerinde takımda çok emin değilim. Karıştırmış olabilir şeyleri, çıkışıyor olabilir ya da kurguya girmiyor olabilir. Kayıda gidiyorum ve bu 15 bin lirayı onaylıyor isem, onaylayan pazara artık bu kişinin kredi limitinde 15 bin liraya çıkarmış oluyoruz. Yani genel hatlarıyla bize verilen şablonlar üzerinde kullanılabiliyor yalnız bu. Yani her alanda ben bu alanı işte müşterinin telefonu değişti ya da vergi dairesi değişti gibi noktalarda bu kadar detaya inebilir miyiz? Her tablo açısından bunu
sorunlar yok. Sistem bize vermiş olduğu şablonlar üzerinden ödeyebiliyoruz. Satın alma belgesinde bana verdiği belgeler bunlar. Yönetimsel verdiği belgeler, vadesi geçenler için bir onay isteği gönderme olabilir. Müşteri kredi limitleri olabilir ve satın alma belgeleriyle ilgili de bunlar kullanılabiliyor. Onun dışındaki alanlarda da kullanım istenirse bu kutsal yine yazılımsal taraftan ufak bir geliştirme firma bazında özelleştirme yapmanız gerekiyor olabilir. Burada standa bir sorunumuz vardı. Standart belgelerin hala sunulan şablonların dışındaki belgelerin kendi tarayıcınızda yapmış olduğunuz gelişimde bir belge olur. YBM gibi farklı bir çalışma sahibiz olur. Bu tarz geliştirme ekranlarını Workflow'da daha bir tutabiliyoruz. Dediğim gibi bunu yine geliştirme yerlerinde o standarttaki Workflow'u sağlıklı olarak değerliyoruz.